Hocam teknik çizim ödevim var. Yardımcı olur musunuz? Size bu videoda balık vermeyeceğim. Balık tutmayı öğreteceğim. Teknik çizim nasıl yapılır? En hızlı şekilde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Konsept olarak teknik çizimi ele alacağız ve Fusion 360 programında teknik çizim, drawing dediğimiz çalışma alanını nasıl kullanabiliriz? Bunları inceleyeceğiz. Çok hızlı bir video olacak. Mümkün olduğunca bütün detaylardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ama teknik çizim dediğimiz konu çok daha ayrıntılı. Ee, yüzeylerle alakalı, malzemelerle alakalı fazla fazla detaylar vermemiz gereken noktalar olabiliyor. O yüzden sizden ricam videonun altına eksik olan kısımları sizler bilgi olarak paylaşın. Ve Fusion 360 içerisinde aslında... Teknik çizim açısından eksik olan noktaları da yazmanızı bekliyorum. Şimdi laf fazla uzatmadan konsept olarak bir parçanın teknik çizimini en hızlı şekilde nasıl çizebiliriz? Beraber videoda inceleyelim. Evet, teknik çizim örneğimizde kullanacağımız parça bu olacak. Bu katı modelin F3D formatında Fusion 360 cinsinden linkini sizlerle aşağıda paylaşacağım. Eğer baştan çizmek isterseniz bu tasarımı e, teknik çizimden faydalanarak da çizebilirsiniz ders sonundaki. Veya Tasarım ve Teknik YouTube kanalında bunu oluşturduğum bir ders var Fusion 360 içerisinde. Onu da izleyebilirsiniz. Peki şimdi bu e, katı modeli katı model sayfasında dizayn sayfasında tamamladım. Çizimini yaptım ve... Bir body olarak, tek bir parça olarak karşında duruyor. Ben bu tasarımı alıp drawing kısmına geçmek istiyorum. Şimdi şöyle yapabiliyoruz. Drawing'den from design dediğimde bir create drawing diye karşıma pencere çıkıyor. Şimdi contents full assembly ne demek? Bir montajını yaptığımız büyük bir proje düşünün. Bütün parçaları aldığımızın. Yani e, genel olarak tüm montajı teknik çizimde göstermek isterseniz bunu kullanacaksınız. Onun dışında sadece görünür olan, ekranda olan şeyler veya seç diyeceğim. Select. Select dediğimde bu parçayı seçtim. Artık destinasyon olarak drawing create new diyorum. Açık bir sayfam olmadığı için. Template from scratch diyebiliriz. ISO standartları zaten bizim sıkça kullandığımız standartlar. ISO'yu seçebilirsiniz asma yerine. Birim olarak milimetre kullanıyoruz. inç yerine. Sheet size, sayfa boyutu. Şöyle bir durum var. Genel olarak teknik çizimi daha ayrıntılı göstermek isterseniz A3 formatı çok daha uygun oluyor. Ama tek parçalar için A4 boyutunu da kullanabilirsiniz. Genel olarak piyasada geçerli olan A3 boyutu. Hatta A2 bile kullanılabiliyor. Tasarımın detaylarına bağlı olarak. Ama e, yazıcıdan çıktı alacağınızı varsaydığımızda A4 olarak da alabilirsiniz. A4'ün yatay ve dikey olarak bakın iki yönü var. A3'te direkt 420 297 milimetrelik boyutu görebiliyoruz. Tabii bunları teknik çizime geçtiğimizde de değiştirebiliriz. Şimdi benim detaylarım hazır burada. Okey dediğim anda bu sayfadan bilgileri alıyor, yeni bir tab oluşturuyor, sekme oluşturuyor ve teknik çizime geçiyoruz. Peki bu teknik çizimde karşıma ilk ne gelecek? O parçanın base görünümünü bir noktaya yerleştirmem gerekiyor sayfa üzerinde Ve örneğin sayfa üzerinde Ön görünüş olarak Bu e, Base view'i Oturtabilirim Şimdi Bir Bir kere tıkladım Şimdi Drawing view olarak burada bulunan e, kısım Bunu temsil ediyor OK demeden işlemi tamamlamayacak Buradan frontu değiştirebilirsiniz Yani Back da yapabilirim bunu Arkadan da gösterebilirim. Top da yapabilirim. Ama teknik çizimde önemli olan Third Angle Projection mı yoksa First Angle Projection üzerinden mi göstereceğiz? Yani e, genelde Third Angle Projection kullanılıyor. E, piyasada da bunu göreceksiniz. Şimdi ISO standartlarına göre yaptığımıza göre Third Angle Projection ne demek? Sol altta Front View, ön görünüm olacak. O yüzden benim bunu zaten geldiği gibi Front View yapmam lazım. Sağ tarafta sağ görünüş, right side view, üstte ise top view, üst görünüş olacak. Onun dışında detaylar, scale, örneğin bu scale'ı sonra da değiştirebiliriz. Veya şu an birebir yaptığımda bakın, görünümü direkt büyüyor. Bu detaylar çok önemli çünkü teknik çizimde bunları gösterebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında edge visibility dediği kenarların, e, görünü görünümü aslında şuradan e, full length veya off olarak seçebiliyorsunuz ama şu an tangent e, kenarlarımız çok da yok o yüzden ilk adımda bunu okey dedim ve gördüğünüz gibi bakın çizgiler haline geldi İki kere tıklattığımda yine aynı pencere gelir burayı tekrar getirmek zor olabiliyor burada e, iki kere tıklamanız yeterli arkadaşlar burada visible edge dediğimde sadece e, karşımda görünen alanlar. Yani e, arka planda kalan bir delik olsaydı burada onu göremeyecektik. Ne, yapabilir ne yapabiliriz? Hidden edge dediğimizde görebiliriz. Bunu göstermek için bir örnek çizeceğim en sonunda. Onun dışında shaded bildiğimiz shaded görünüm. E, shaded with hidden edge de onu da e, gizli kesikli çizgilere iç kısımda kalan bir delik olduğunu düşündüğümüzde görünüşün arkasında bir detay varsa işte o zaman gösterebiliriz. Şimdilik visible and hidden, hidden edge diyorum. Close dedim. Peki ilk görünüşü getirdik. Diğerlerini nasıl yapacağız? Hemen create'e geldim. P kısa yolu. Projected view. P'ye basın. Şimdi ilk adımda bir parent view yani base view'i seçmemiz lazım. Buna bir kere tıkladım. Hemen sağa geliyorum bakın. Sağ görünüş geldi. Burada sizde sol görünüş geliyorsa ters bir ee, Durum varsa onu özelliklerden nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Yukarı çıktım. Bu da yukarıdan görünüşü Çok güzel. Şimdi bir sağdan görünüş bir de yukarıdan görünüş yaptık. Şöyle bir de çaprazı çıkıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Çünkü üreticiyi anlatmak için başka birini anlatmak için teknik çizimin çok detaylı olması gerekiyor. Mümkün olduğunca her datayı ekleyin. Ama sıkıcı veya karışık da olmamak gerekiyor. Çünkü bir e, kağıt üzerinden bilgi veriyoruz. Şimdi buna okey dedim. Şu üç görünüş zaten teknik çizimde zorunlu olması gereken şeyler. İki kere tıkladım buna. Burayı shaded yapabilirim. Bunun çok da önemi yok. Sadece görünümü anlatıyor bize. Boyutunu da değiştirebilirsiniz. Önemli olan şu üç görünüm. Hatta bazı durumlarda eğer silindirik bir yapıysa sadece önden ve üstten görünüm de yetebilir. Önden veya sağdan görünüm de yetebilir. Peki. Şimdi. Bunların üzerine bir kere tıkladığınızda şöyle. E, yerlerini değiştirebilirsiniz. Şöyle bakın, bunu sadece yukarı aşağı, bunu iki yönde de değiştirebiliyorsunuz. Tutup oynatın, o şekilde hareket edecektir. Onun dışında modify üzerinden de bu hareketleri yapabilirsiniz. Move dediğinizde e, noktasal olarak da yani pointten pointe de hareket ettirebiliyoruz bakın. Böyle güzel özellikler var. Kullanabilirsiniz bunları da. E, şöyle mümkün olduğunca sayfayı iyi kullanmaya çalışalım. Onun dışında bir delik varsa bir merkez çizgisi oluşturmamız gerekiyor. Center marka mesela seçebiliriz veya center line'ı göstermemiz gerekiyor. Bunlar teknik çizim detayları. Ben mümkün olduğunca basit parçaları nasıl anlatabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Dimensions kısmında bakın bu genel smart dimension yani bütün boyutlandırmaları buradan yapabilirsiniz. Ama lineer olarak bir şey çizmek isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Ben şimdi genel dedim. Örneğin şunun üst boyutunu gösterin. Mesela 100 milimetreymiş burası. Ama e, çok küçük göründü gözüme bu font. Nasıl değiştirebilirim? Bu arada üzerine geldiğinizde büyür. Hemen sheet settings dedim. Bakın burada e, sayfa boyutu ve title block dediğimiz şu bloğun özellikleri bulunuyor. Bunları editleyebilirsiniz. Üzerine geldiğinizde bakın Sheet Size'ı buradan değiştirebiliyoruz. Onun dışında yine e, buradaki çalışmayı AutoCAD üzerinden çizdiğinizde buraya e, tanımlayabilirsiniz. O gibi özellikler de var. Onun dışında Document Settings dediğimde ise e, buradaki çizgilerle, fontlarla e, boyutlarla alakalı bir sürü değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin Text Type Group dediğimde buradan Medium yerine large dedim mesela. Okey dediğimde direkt daha düzgün bir, daha görünür bir şey karşıma geldi. Şimdi tanımlamaya devam edelim. Yine D'ye bastım kısa yol olarak. Şimdi mümkün olduğunca mesela yüksekliği tanımlamadım burada. Nasıl çizeceğim ben? Tamam burayı çizdim. Bir de yüksekliği tanımlamam gerekiyor. Hemen şu çizgiye bastım. Yüksekliği de verdim. Peki şuradaki kenarlar da çok önemli. Onları da düzgün bir şekilde tanımlamam gerekiyor. Yaklaştım. Burada da tanımladım. Peki buranın uzunluğu. Bakın burada gösteremiyorum onu. Şu anın uzunluğunu. Burada da gösterebilirim. Burada da gösterebilirim. Mümkün olduğunca çok aynı bölgede üst üste boyut vermemeye çalışın. Daha açık ve anlaşılır olmasını, açık ve anlaşılır olmasını sağlayın. Bakın şurayı 15 olarak vermişiz burada da. Tekrar vermemize gerek yok. Ama şu ortadaki şey hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bakın. Kesikli çizgiden bahsettiğim şey şuydu. Buradan yandan baktığımda yani farenin şu yönünden bak bakın, bu yönünden baktığımda hiçbir şey anlaşılmıyor. Burada kocaman bir yarık var. Ama kesikli çizgi burada bir detay olduğunu bana gösteriyor. Şimdi ben diyorum ki şuradaki derinliği buraya verelim 40. Buradaki e, aşağı doğru olan derinliği de 20 olarak buraya verelim. Yani bahsettiğim şey şurası, şu bölge. Peki, devam edelim. Başka hangi detaylar var? Şurada kesikler bulunuyor. Onları da tanımlamamız gerekir. Şuradan tanımlayabiliriz. Bunlar eşit olduğu için. Şöyle tıkladım. Bakın yana getirdiğimde o bölgeyi direkt çizer. Aynısını burada da yapalım. Burası 20, burası 20. Şurasının 15 olduğunu görüyoruz. 20 olarak işaretledik burayı da. Dilerseniz ekstra bilgi vermek isterseniz şöyle burayı da 15 olarak girebilirsiniz. Onun dışında e, bakalım yandan çizgiyi verdik. Şu kısımdan 20 olduğunu söyledik. Buranın 40 olduğunu söyledik. Şimdi şura merkez olarak belli. Ama teknik çizimde göstermek gerekiyor oranın e, merkez olduğunu. O yüzden referans aldığınız bir nokta üzerinden buranın uzaklığını verebilirsiniz. Yani buradan şu çizgiden şu çizgiye 30. E o zaman burası da 30. Burayı vermeye gerek yok. Çünkü 30 40, geriye 30 kalıyor. Çünkü buraya 100 olarak vermişiz. Bu bilgiler çok önemli. Onun dışında şu an bakıyorum görselime. Hangi detayları vermemiz gerekiyor diye. Genel olarak uygun görünüyor. Tekrar üzerine gelip detaylar verebilirsiniz. Yüzey hakkında bir text yazmak isterseniz text ekleyebiliyorsunuz, not ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında e, yüzeyle alakalı bilgi vermek gerektiğinde yine buradaki sembolleri kullanabilirsiniz. Aynı şekilde imaj ekleyebiliyorsunuz. Veya tek bir parça üzerinden değil de montaj tanımı yapıyorsanız tablo oluşturabiliyorsunuz burada. E, parça listesi oluşturabiliyorsunuz. E, balonu gösterebiliriz. ha Herhangi bir parça üzerinde detay vermek isterseniz. Örneğin şu bölge benim için çok önemli. Buraya balon olarak bir e, detay eklemek istiyorum ve anlatacağım ben burayı. Burayı bir olarak işaretleyebiliyorum. Veya şöyle güzel bir görünüş var. E, şimdi bizim yaptığımız projected view'da detail view var. Detaylı görünüş. Şimdi bunun üzerinde şu bölgeyi detaylı olarak göster dedim bakın. Direkt bana detaylı görünümünü çizebiliyor. Burayı da yine visible and hidden edge diyebiliyoruz. Görünümünü. E, isim verebiliyoruz, Scale'ini gösterebiliyoruz. OK dediğimde bakın bu bölgeyi bu bölgenin yerini de değiştirebilirsiniz. Yani şurayı büyüteçle A olarak tanımlamış ol. Yaptığımız şey bu. Burada bakın gösterdik. Çok da gerek yok tabii ki de ben sadece mantığını anlatmak için göstermek istedim. Section view da yapabilirsiniz. Bu da çok önemli oluyor. Örneğin şu bölgede bir section view yapmak istiyorum. Şöyle geldim. Burayı tanımlayalım. Şöyle yandan baktığını varsayıyorum. Okey dedim. Bakın ne yaptı şu an? Ee, tamam diyorum. Çok detaylara girmeden. Bu B olarak gösterilen yeri kesti. Şurayı. Ve şu taraftan, şu okun gösterdiği taraftan yana doğru baktık. Right view'dan baktığımızı düşünün. Birebir olarak orayı böyle kestik ve sağa doğru ittik. Şu bölgede bir boşluk var, orası orada bir e, katı model yok diyor şu bölgede bakın. Bana net bir şekilde gösterdi. E çok güzel e, böyle detayları bakın hızlı bir şekilde verebiliyoruz. Buradaki iki kere tıkladığınızda dökümanla alakalı detaylar verebilirsiniz. Bunlar da çok önemli. Eğer bir müdürünüze sunuyorsanız, e, bir kuruma sunuyorsanız e, kim tarafından onaylandığını, kim tarafından yapıldığını, teknik çizimin bir numarası oluyor. Onu ...notları buraya düşmeniz gerekiyor. Aynı zamanda... ...tarihi de düşmeniz gerekiyor. İki kere tıkladığınızda... ...bakın gördüğünüz gibi... ...Türkçe karakterleri kullanarak... ...detaylar oluşturabilirsiniz. Peki... ...size bahsettiğim... ...özelliği... ...şöyle... ...teknik çizime başlamadan... ...preferences kısmına gelmeniz gerekiyor. Ve buradan ...bakın... ...drawing diye bir özellik var. O bahsettiğimiz... Default özellikler burada tanımlanmış. Ve Projection Angle benim için Third Angle. Sizde ilk başta First Angle olabilir. Ee, genelde e, Amerika'da First Angle kullanılıyor. Ama Third Angle'ı seçerseniz e, bu şekilde Apply dediğinizde teknik çiziminiz benim çizdiğim gibi tanımlanabilir. Onun dışında ben bunu PDF olarak çıktı almak istiyorum. Sadece PDF değil e, AutoCAD'de kullanabileceğiniz DVG, DXF olarak çıktı alabilirsiniz bu, ki bu dxf veya dvg adobe illustrator gibi vektörel tabanlı Çizimlerde de kullanılıyor ben bunu kullanarak örneğin Lazer Kesim cihazı için Çizim yaptım O çizimi kullanarak lazer kesimden örneğin ee, Bir plakayı alüminyum veya işte Ahşap bir plakayı Kesebiliyorsunuz All sheets bütün buradaki sayfalar yeni sayfa ekleyebilirsiniz Open pdf diyelim Line weight ise buradaki e, gördüğümüz çizgilerin kalınlığı, kalınlık veriyor yani. E, dilerseniz onu da seçebilirsiniz Şimdi ben gördüğünüz gibi kaydını yaptım ve PDF olarak karşıma geldi çizim yaptığım şey. E, bu arada... Görsel olarak yani teknik çizimde eksik olan bir nokta varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben çok hızlı bir şekilde yaptım. Genel olarak e, illaki bir e, boyut eksik verilmiş oluyor. Ve o boyut eksik verildiğinde bu teknik çizime bakarak e, katı model çizilemeyebiliyor. O yüzden ona dikkat edelim. Ve bunu da konsept olarak hazırladım arkadaşlar. Size mantığını anlatabilmek için teknik çizimin. Şu detaylara hiç de gerek yok aslında. E, ama kullandığınız e, daha ayrıntılı katı modeller için, montaj dosyaları için bu özellikleri de kullanmanızı öneriyorum. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Eğer yakın kampüsü YouTube'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.